Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz eldesiz toplama işlemi ve problemler. Yazdığım toplama işlemlerine birlikte bakalım. Toplama işlemi yaparken her zaman birler basamağından başlıyoruz. 5'e 3 eklersek 8 yapar. Olduğu gibi aynen birler basamağının hizasına yazıyoruz. Onlar basamağında 7 var ve altında bir sayı yok. Bu yüzden ne yapacağız? 7'yi olduğu gibi aşağı indireceğiz. Cevap 78. Toplama işlemindeki sayıların her birinin adı var. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Topladığımız sayılara toplanan diyoruz. Bu işlemde 2 tane toplanan var. Bulduğumuz cevaba toplam diyoruz. Diğer işlemi yapalım. Önce birler basamağından başlıyoruz. 4'e 3 eklersek 7, 4'e 1 eklersek 5. Cevap 57. Toplama işleminde 2, 3, 4, 5 şeklinde toplananlar olabilir. Burada üçlü toplanan görüyoruz. İşlemimizi yapalım. Önce 4 ile 2'yi topluyoruz. 4'e 2 eklersek 6 yapar. 6'yı bulduktan sonra üzerine 3 ekleyeceğiz. 9, birler basamağına yazdık. Önce 5 ile 1'i topluyoruz. 6, 6'yı unutmuyoruz. Üzerine 2 eklediğimiz zaman 8 yapar. Cevap 89. Birinci toplama işlemini onluk birliklerine ayırarak yapalım. 35'te 3 onluk artı 5 birlik var. 51'de 5 onluk artı 1 birlik var. Şimdi bu şekilde toplamamızı yapalım. Önce birlikleri topluyoruz. 6 birlik. Onlukları topluyoruz. 8 onluk. Cevap ne olacak? 8 onluk, 6 birlik daha 86 yapar. Diğer işlemi basamak değerini ayırarak yapalım. 4'ün basamak değeri ne olacak? 40. 7'nin birler basamağında olduğu için değeri 7. 2'nin 20. 1'in değeri 1 olacak. Toplamamızı yapalım. 7 ile 1'i toplarsak 8 yapar. 40, 20 daha 60 yapar. Cevap ne olacak? 68. Yan yana toplama işlemini nasıl yapacağız? 55 ile 24'ün birler basamağına bakıyoruz. Ne demiştik? Toplama işleminde önce birliklerden başlıyoruz. Birler basamağında 5 var ve 4 var. 5'e 4 eklersek 9 yapar. Peki nereye yazacağız? Eşittirin hemen yanına yazarsak hata yaparız. Çünkü burada 2 basamaklı bir sayı olacak değil mi? Eğer biz buraya yazarsak onluklara yazmış oluruz. Birlikleri topladıysak birler basamağına yazacağız tabii ki. 9'u buraya yazdık. Onlar basamağında 5 var, 2 var. Topladığımız zaman 7 yapar ve onlar basamağının yerine yazıyoruz. Cevap 79. Birler basamağını topluyoruz. 6, 2 daha 8 yapar. Boşluk bırakıp yazıyoruz. 8. 1, 3 daha 4 yapar. Onlar basamağının yerine yazıyoruz. 48. Ben 8 yaşındayım. Abim benden 3 yaş büyük. İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Bu tür sorularda eğer isimler verildiyse mutlaka bunları yazıyoruz. Hemen yazalım. Kimler var? Ben ve abim var. Bunu yazdıktan sonra altına bilgileri yazacağız. Ben 8 yaşındayım söylenmiş ama abinin yaşı söylenmemiş. Bunun için ipucu verilmiş. Benden 3 yaş büyük. Büyük denildiği zaman hangi işlemi yapacağız? Toplama işlemi benim yaşım 8 olduğu için benden 3 yaş büyük olması demek. 8 artı 3 demek. Ne buluruz? 11 olarak buluruz abinin yaşını. Bu şekilde bırakmıyoruz çünkü sorunun devamı var. İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Ben ve abinin yaşlarını toplayacağız. Benim yaşım 8'di. Abinin 11 olarak bulduk. Toplamamızı yapıyoruz. Birler basamağı 9. Onluklar 1. Cevap 19. Bir fırıncı sabah 22, öğlen 42 ekmek sattı. Fırıncı toplam kaç ekmek sattı? Çocuklar, problem çözerken hayal etmek çok önemli. Fırıncının sattığı ekmek miktarı söylenmiş. Sabah sattıkları 22, öğlen sattıkları 42. Bizden toplam ekmek sayısını bulmamız isteniyor. Ne yapacağız burada? Toplama işlemi yapacağız. 22, 42 yazıyoruz ve önce birlikleri topluyoruz. 4. Onlukları toplarsak 64, 64 ekmek sattı. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.